Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki bilim insanları bor madeni ile ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Üniversite laboratuvarında et ve süt ürünlerine bor ilave edilerek besin değerleri artırıldı ve raf ömürleri uzatıldı. Et ve süt ürünleri borla zenginleştirildi, raf ömürleri uzatıldı. Bor minerali yurdumuzun bize sunduğu en büyük zenginliklerden. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki bilim insanları da bor madeniyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Elimde görmüş olduğunuz bir bor madeni çeşidi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki bilim insanları işte bu bor madenini kullanarak et ve süt ürünlerinin raf ömrünün uzamasını sağladı. Üniversitenin laboratuvarında 6 yıl süren çalışma ardından Türk bilim insanları projeyle ürün kaynaklı minerallerin insan vücudundaki faydasını artırmayı başardı. Amacımız bor mineralinin kalsiyum ve karaciğer yağlanmasının olumlu etkilerini süt ve süt ürünleri, et ve süt ürünlerine koyarak orayı zenginleştirmek. Bunu yaparken de bu ürünlerin raf ömrünün de uzadığını tespit ettik. Ama ana amacımız hem insan sağlığı için hem de hayvan sağlığı için bu ürünü nasıl değerlendirebiliriz minerali? Bor minerali ilgili çalışma aslında çok eski. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa kadar kullanılan birçok yöntem gıdada ilgili var. Biz yaklaşık 7 yıldır bu süreci takip ediyoruz. Patentlerimizi aldık. Şu anda bakanlık nezdinde süt ve süt ürünleri anlamında başvurumuzu gerçekleştirdik. Biz de bakanlığımızdan hayırlı haberler bekliyoruz. Çalışmalar kanser araştırmaları üzerinde yoğunlaştırılacak. Biz bununla beraber hem bu konularda desteğimizi alarak asıl amacımız aslında şu anda bizim de planladığımız kanser çalışmalarına doğru. Çünkü kanser dünya için çok büyük bir veba. Veba, çağımızın vebası. Biz önümüzdeki dönem bu tür ürünlerimizi, süt ve süt ürünlerimizi TÜBİTAK projesiyle şekillendirerek özellikle kolon kanserlerinde etkinliğini de araştırmaya devam edeceğiz. Ayrıca hayvan sağlığı açısından da borun önemini anlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Hayvan sağlığında da bu ürünün etkin bir şekilde, mineralin etkin bir şekilde kullanabileceğine inanıyoruz. Uzmanların bor mineralinin bilinçsiz kullanılmaması gerektiği yönünde uyarıları da var. Halkımız her türlü boru kullanmasın. Bunun için bir ARGE çalışması lazım. Bor minerali rastgele kullanılacak bir mineral değildir. Dikkatli olunsun. Kendilerine dikkat etsinler lütfen. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının ürünleri çeşitlendirme çalışmaları ise devam ediyor.